Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizde while döngüsünü örnekler üzerinde daha iyi bir şekilde anlamaya çalışalım. Bir önceki dersimizde teorik olarak anlatmıştım. Örnekler üzerinde de bu while döngüsünü pekiştirelim. Arkadaşlar bu dersimizde iki tane örnek yapacağız. Birden 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdıracağız. Ve 10'dan 0'a kadar olan sayıların da çift olanlarını büyükten küçük ekrana yazdıracağız. Bunları for döngüsüyle de while döngüsüyle de yapabilirsiniz. Tercih sizin arkadaşlar. Biz tabii ki de bu döngümüzü tanıyabilmemiz için while döngüsü yapacağız. İlk başta integer veri tipinde A adına bir değişken tanımlıyorum ve içerisine 1 atalım. Sonra while döngümü açtım. A küçük eşittir 10. Yani A değerim 1 de 10'a kadar gitsin diyorum ve while döngümü açtım. Ondan sonra da çok basit zaten. A değerimi ekrana yazdırıyorum. Alt alta A değerlerim ekrana yazdırdıktan sonra konsolumun kapanmaması için de konsolumu tutuyorum arkadaşlar. Ancak burada biz bir şeyi eksik yaptık. Onu da zaten şimdi göreceğiz. Ben bunu konsolum açıyorum. Şimdi hep 1 göreceğim arkadaşlar ekranda. Bakın hep 1 görüyorum. Ve hala da yazmaya devam ediyor. Sağda scroll'a bakarsanız sonsuz bir döngüye girdim. Arkadaşlar bunun sebebi şu. Hemen göstereceğim. Buraya a artı artı diyelim. Çalıştıralım. Birden olan 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdırdık. Şimdi kalemimizi seçelim ve detaylı bir şekilde inceleyelim. Arkadaşlar burada ben A değerime 1 e atadım. 1 ondan küçük oldu mu? Evet küçük. O zaman buradaki benim while bloklarıma girdim. A değerimi ekranı yazdırdı. Ne yazar? 1 değerimi yazdı. Arkadaşlar ondan sonra sizin bu değeri arttırmanız gerekiyor. Eğer siz buradaki A değerini arttırmazsanız sonsuz döngüye girersiniz. Çünkü hep 1'de takılı kalır. Bir de her zaman ondan küçük olduğu için sonsuz döngü oluşmuş olur. Siz ne yaptınız? Bir değerini ekrana yazdırdıktan sonra artı artı operatörü bir arttırmak demekti. A'nın değerini bir arttır dediniz. O zaman A'nın değeri 2 oldu. Sonra döngü bu şekilde geldi başa. A değerim ne arkadaşlar? 2. 2 ondan küçük mü? Küçük. Koşul sağladığı için burası true döndüğü için while bloklarıma girdi. A'nın değeri 2 idi. 2'yi yazdırdı. Sonra a'yı 1 arttırdım. Döngü dönmeden a'yı 1 arttırdım. a'nın değeri 3 oldu. Ve döngü döndü arkadaşlar. 3 ondan küçük mü? Evet küçük. a'nın değerini ekrana yazdırdık. 3. Sonra a'yı 1 arttırdım. a'nın değeri 4 oldu. Sonra döngüm döndü. 4 ondan küçük mü? Küçük. Evet 4'ü de yazdır. Bu şekilde gitti arkadaşlar. 9'u da yazdırdı. Şöyle aralara nokta koyalım. Sonra döngümüz bir daha döndü. Mesela farz edin burası 9 oldu. 1 arttı dedim. 10 oldu değeri. Döngümüz döndü. 10 ondan küçük mü? Evet küçük değil ama eşit. Girdi döngümüze. Koşul sağladığı için girdi. 10 değerimizi ekrana yazdırdı. Ondan sonra döngü tekrar döndü. A 11 olmuştu. 11 ondan küçük olmadığı için de bu koşul sağlamadığı için bu döngü daha çalışmadı arkadaşlar. Buradan devam etti tamamen çalışma yapısı bu şekilde dikkat etmeniz gereken nokta A'nın değerini arttırmanız gerekir. Eğer arttırmazsanız burası hiçbir zaman değişmez. Buradaki koşul her zaman sağlar. Sağladığı için de sonsuz döngü oluşmuş olur arkadaşlar. Bu vesileyle de sonsuz döngünün ne olduğunu görmüş oldunuz. Bir yerlerde bu şekilde karşılaşırsanız emin olun ki bir yerde bir artış yapmayı unutmuşsunuzdur. Bu örneğimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Ben şimdi burayı yorum satırı haline getiriyorum. Şu şekilde yorum satırı haline getirdim. Ve şimdi 100'den 0'a kadar olan sayıları büyükten küçüğe çiftlerini yazdıracağım. Tamam yazdıralım. Ben şöyle yapıyorum. Integer a eşittir 100 adında bir değişken tanımıyorum. 100 değerimi a'ya atadım. Sonra while döngüme girelim. Derim ki a büyük eşittir 0. Yani benim 100 değerim sıfırdan büyük oluncaya kadar sen çalış diyorum. Evet. A değerimi ekrana yazdırırım. Mesela şu anda 100 değerini yazdırdım. Çiftleri yazdıracağım için de A'yı 2 2 azaltırım. A eksi eşittir 2 derim arkadaşlar. Şu eksi eşittir operatörünü ben sizlere anlatmıştım. A'nın değerinden 2 çıkar ve tekrar A'yı ata demekti. İsterseniz A eşittir A eksi 2 de diyebilirsiniz. Hangisini anlıyorsanız bu ile bunun yapmış olduğu iş aynıdır. Tercih sizin. Burada da arkadaşlar konsolumuz kapanmaması için konsolumuzu sabitleyelim. Çalıştırdığımızda 100'den 0'a kadar olan sayıların çiftlerini ekrana yazdırdı. Bir de hızlı bir şekilde bunu da inceleyelim. İlk başta A değerim 100. 100 sıfırdan büyük olduğu için burası true oldu. Koşulumu sağladı. Konsoluma girdi. 100 değerimi ekrana yazdırdım. Sonra a eksi eşittir 2 diyerek a'dan 2 çıkar tekrar a'yı ata. a'nın değeri 98 oldu. Döngüm döndü. Şu şekilde bir dönüş yaptı. 98 sıfırdan büyük mü? Büyük. Tekrar bloklarıma girdi. Ve a'nın değerini yazdırdım. 98 değerini yazıldı. Sonra a'nın değerinden 2 çıkarttım. Tekrar a'yı atadım. a bu sefer 96 oldu. Döngüm tekrar döndü. 96 sıfırdan büyük olduğu için bu sefer 96 de koşulum sağladığı için bloklarıma girdi ve 96 değerini yazdırdı. Bu sefer A'dan yine 2 çıkarttım. A bu sefer 94 oldu. Döngüm tekrar başa geldi. 94 sıfırdan büyük olduğu için burası true döndü. True döndüğü için while bloklarına girdi. Ve buradaki benim A değerimi 94'ümü yazdırdı. Bu şekilde tek tek arkadaşlar yazdırmış oldu. Çalışma yapısı da tamamen bu şekilde. Artık while döngüsü sağlamazsa True değeri dönmezse buradaki kodlar çalışmayacak. Buradaki Console.WriteLine kodundan çalışmaya devam edecek. While döngüsünde yapısı bu şekilde arkadaşlar. Bir daha söylüyorum çok önemli bir nokta. Var olan koşunuzdaki değeri arttırmaya veya azaltmaya unutmayın. Artık yapmış olduğunuz örnek ne türde ise ya arttıracaksınız ya azaltacaksınız bunu unutmayın. Bunu unutursanız döngü sonsuz olur ve sonsuz bir döngüye girmiş olur istediğiniz şeyi elde edemezsiniz. Bu çok önemli. Çoğu insan bunu unutabiliyor çünkü arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde dual döngüsünü göreceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.